Her sene olduğu gibi İnşaat İşleri Sendikası bu sene de 1 Mayıs'ta Taksim'de olacak. Taksim'de olmasının birçok nedeni var. Bu sadece bir sendik olarak bizim baktığımız cephe sadece işçi sınıfı üzerinden değil. Bugün toprağı için dövüşen köylüler için, bugün nükleer akkuyu santrale karşı direnen çevreciler için de, bugün faşizmin yasaklarına karşı sokakları zorlayan bütün insanlar için de, 8 Mart'ta onca yasaklamalara rağmen direnen kadınlar için de, yaşanan iş cinayetlerine karşı, iş kazalarına karşı, güvencesizliğe karşı Taksim'de olacağız. Çünkü Taksim bize şunu gösteriyor, bugün Taksim sadece bir alan değil, bugün işçi sınıfıyla burjuvazinin dövüştüğü bir alandır Taksim, meydandır. Biz de burjuvazinin bu kavgasına duyarsız kalmayacağız. Hiçbir zamanda kalmadık. Kavga alanında olacağız. Bu yüzden Taksim diyoruz. Yaşanan onca baskıya rağmen faşizmin bu kadar tırmanmasına karşı, işçinin, emekçinin kırıntılarla yaşadığı ve şu dönemdeki şu yaşanan zamlarla ilgili, işçinin, emekçinin, garibanın parasının pul olduğu ve buna karşı bir ses çıkartmak, bir tavır koymak, bir irade koymak Taksim'den geçer. Çünkü işçi sınıfının kavga günü Taksim'dir. Bugün bu koşullarla Taksim'e gideceğiz. Son 6 Şubat'ta Merkez Su Pazarcık olan depremde de devletin bir kurtarıcı olmadı mı? Bugün devrimcilerin, sol sosyalistlerin, devrimci sendikaların o bölgelere gidip dayanışmayı örgüyor. Ve bunu var olan bütün gücüyle yaptığı bir dönemdeyiz. Var olan öfkeyi kanalize etmek, kendi kadar tırmanan faşizme karşı bugün bütün insanların düşündüğü, hani seçimlerde özellikle artık gitsin ya da bu son olsun, biraz nefes alalım dediği bir şeyle, nefes almanın yolu Maltepe üzerinden değil, Taksim üzerinden gerçekleşeni de vurgulamak istiyoruz. Yani neden Taksim? 2010, 2010 ve 2012 Taksim meydanının açılmasının sebebi onun öncesinde yatan mücadelenin ta kendisidir. Barikat barikat, sokak sokak, bedel ödüyor ve ödüyor. Kazandığımız alan, çatışmalar sonucu, yaşanan şeyler sonucu açıldı. Ve tekrar geri kapatıldı ve tekrar ona karşı istediğimiz için, o alanı burjuvaziye vermemek için, devlete vermemek için, o faşist baskılarına maruz kalmamak için orası için dövüştük. O yasaklamalar hala devam ediyor. Bugün Taksim alanı tartışmalar bile kapalı bir noktada. O 5 sendikalar üzerinden, DİS, KES, TMOK, TTB, TTB tarafından ve bugün Maltepe'ye çağırıcı. Valilikten izin alınan bir noktaya geldi. Bugün işçi sınıfının kavgası sokaklardır. Devletin bize göstermiş olduğu yasal alanlar değildir. Biz bu ablukayı, biz bu zinciri kırmak istiyorsak, bu faşist baskıların son bulması istiyorsak, insan yaşamak istiyorsak, bunun bir ayağı da Taksim'dir. İnşaat iş 1 Mayıs'ta bunların toplamında Taksim ısrarını sürdürecek. Bugün devrimci sendikalar, sol sosyalistler Taksim'de ısrarcı olmaları, çünkü sınıfın öncüleri, işçi sınıfını oraya yayacak kuvvetlerin Taksim ısrarını sürdürmeleri gerek. Çünkü hepimiz bu şey günlük hayatımızda da yaşıyoruz. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırıyoruz. Taksim zorlanmalı, ısrardan vazgeçilmemeli. Geleceğimiz için, güvencemiz için 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız. Herkesi oraya bekliyoruz.